Evet arkadaşlar. Gıda altının ıı, sızıntıları diyelim gelmeye devam ediyor. Ee, şirkette yapımcı firmada çalışan Obi Mej. Obi Mej. mı desek buna? Böyle bir e, kişi e, daha önce çalışıyormuş firmada, e, yapımcı firmada. Eee gıda altı ile ilgili olarak hani şöyle bir şey ortaya atmış demiş ki abi gıta altı zannedildiği kadar iyi çıkmayabilir. İlk etapta biraz hayal kırıklığı yaratıp daha sonrasında e, toplayabilir. Hani geldiğinde ilk gıta altı ilk geldiğinde e, bu gıta 5'in aynısı. Gıta 5'ten çok da farklı bir şey değil. Biz çok ama yüksek beklenti içindeydik filan dedirtecek ve sonrasında online ile e, satış yapıp da onlinela biraz toparlayacak. Yine de Senaryo kısmı olarak sönük kalacak. Çok yüksek beklenti yaratılmasına rağmen bu beklentiyi karşılayacak bir oyun gelmeyecek diye bir iddiada bulunmuş ama sonuçta bu kişi firmadan ayrılmış biri. Yani içeriden çalışan biri değil. Daha önce de çalışıyormuş. Daha önceden hani bu iki şey getirir bize. Hani bir belki bu kişi sallıyordur. Ya yani bu da yorum yani ben ama şey de olabilir gerçi. Sonuçta içeride çalışan birisi e, ee, işlerin nasıl döndüğünü biliyordur belki. Hmm, yani bu bana gerçi çok mantıksız da gelmiyor. Çünkü sonuçta Gıta 5'in ünü bütün platformlara tek tek çıkması ve sürekli satması. Hatta Epic Games bedava dağıttığında bile insanlar bir sürü hesap açıp da Gıta 5 topladılar. Biz de şaşıp kaldık. Yani PlayStation 3 döneminin oyunu işte ne 2013'te mi ne 11'de mi 13 mi ne çıkmış ta oyun kaç senelik oyun yani bunu kim ne yapsın bu kadar niye peşine düşüyorsunuz diye ee, online yani aslında belki de gıta eski gıta'lar gibi mesela gıta vice city yok bilmem gıta san Andreas filan e, gibi oynanacak hikaye modu filan e, belki xbox 360 ve playstation 3'ün üstüne bir de sonradan bilgisayar port edip getireceklerdi ve Um, öylece kala kalacaktı. Ama Gıta 5 ne oldu? Online kısmı sayesinde bence yani şimdi biz bazen Gıta 5'i üst üste her yerde satın alan insanlarla alay ediyoruz ama oğlum adam PlayStation 3'ü var. Gıta 5 oyunu da var adamda. Sonra PlayStation 4 çıkıyor. Aldı adam gidiyor. Ee, şey de alırız yani. Gıta 5 varmış PS3'te. Baba Sultan Gıta 5 diskini tak PS3 oyununu 4'te de oynarsın. Sorun değil gereği yorumluluk var deseler bunu anlarız. Yok. Adam PlayStation 4 çıkıyor. İşte Xbox 360'ı var ya da işte Xbox One çıkıyor. Ona da gidip gıta 5 alıyor. Herif bilgisayara geçiyor. Bilgisayarı da satın alıyor. Sonra yeniden PlayStation 5 çıkıyor. PlayStation 5'i de gıta 5 alıyor. Biz buna biraz alay ediyorduk. <laughs> Pardon. Yani her çıktığı platformda elinde tuzlukla ee, gıta 5'in var diyene her diyene elinde tuzluk da her platforma gidip alırsa oyuncu ya bunlar da her yere çıkarır. Hani yakında sen telefona getirir. Kol saatin içine de sokar. Her yerde satın alırsan adam da her yere çıkarır diyorduk. Duk. Ama şöyle bir şey var. Ben mesela son güne de şunu fark ettim. Geçen haftadan beridir ben izleyicilerime işte abi Fortnite indir biraz oynayalım. Gıta 5 indir de sende vardı. İşte online kısmını oynayalım. Seninle eğleniyorduk ve Özledik Gıta 5 online'ı diyor izleyicilerim. Dönüp dolaşıp. Ama bu ne demek? Demek ki bunun online kısmı başarılıymış ve uzun süre ölmüyor. Yani Gıta 5'in online'ı free to play oyunlar olur ya. Hani free to play şeyler oynaması ücretsiz oyunlar. Ama işte içindekiler paralıdır filan. Öyle bir etki yaratmış aslında. Yani uzun zaman. Mesela bir hikayeli oyunu yani 25-30 saat oynasan Bitmezse isyan edersin Yeter lan bitsin artık şu dersin mesela Sonu gelsin artık boyun bitsin dersin Ama bunu dedikten sonra da 350. kere e, Girdiğin Online ona girip yine Bir saat daha gömeceksin belki de yani Gıta e, 5'in demek ki Online kısım bir e, Online oyun kadar bir şey yaratmış Belki bu e, Eski gıta e, e, Üretiminde çalışan Ama firmadan ayrılmış bu kişi o bir vermiş Heh. bu arkadaş belki de haklılık payı olabilir çünkü gerçekten ya firma şunu demiş olabilir Abi bu hikaye modunun falan bunu aşırı kasmayın sonuçta biz bunu çıkarttıktan sonra gıta 6'yı gıta 5'in fişini çekeceğiz yani mesela e, xbox 360'tan işte playstation 3'ten sonra 4 playstation 4 playstation 5 falan çıkarken e, gıta 4 de geldi mi yeni platformlara? Hayır. Ee, sadece GTA 5 çıkıyordu. Bir GTA oynayacaksanız mesela PlayStation 5'te vardı galiba. 4'te 5'te falan bilgisayarda. Sen online bir GTA oynayacaksan GTA 5 alacaksın. Hatta benim Steam'de GTA 4'üm var ve bir şey eski sürüm bulup bir şey yapıp da oyunu bir uğraşıp da online'ını öyle açıyorsun. Benim mesela Steam'de duruyor GTA 4'üm. Online'ını ben hiç hayatımda oynamadım GTA 4'ün. Çünkü şey ee, yok. Online'ı yok. Kapatmış adamlar. PlayStation 3'te falan varmış online e, Gıta 4'ün. Adam yani bilgisayara Gıta 5'i getirirken bütün diğer Gıta'ların online kısımlarını kapatmış. Hani bunu Gıta 6'da yaptıktan sonra Esen sen bu kadar reklam da yaptın. Oyun Gıta 5 kadar iyi olsa yeter. İlkin tabii bir şok olacak insanlar o zaman. Gıta 4'ün Gıta 4'ten hallice Gıta 4'ün üstüne mod giydir, giydirilmiş hali gibi gelirse e bu gıta 5, gıta 5'in sadece sen yeni karakter eklemişsin diyecekler ve sonrasında online yüzünden yine de satmaya devam edecek, satacak. PlayStation 6 gelecek yine satacak, PlayStation 7 gelecek. Xbox'un en son ne Xti işte, o zaman X harf gidiyor <laughs> Xbox, Xc filan diye gidiyor o zaman şey yapar Xbox'ta. Xbox A, Xbox B, C, ABC diye gider o zaman Xbox'ta. Hani yeni nasıl olsa 2030'a kadar herhalde her çıkan makineye e, gıta 6 gelir. Hatta onu biraz cebinde tutar. E, bilgisayar hemen çıkartmaz. Bir de bilgisayara bir rüzgar yaratıp konsola bolca sattıktan sonra bilgisayar da çıkarır. Online kısmı yüzünden. E, ama şöyle bir şey var. Firma burada bir kurnazlık yapıp da Kardeşim gıta online diye bir şey yapacağım. Bitmeyecek abi free to play gibi bir şey oyun içi içerik satacağım der. Mesela Call of Duty Warzone falan gibi. Call of Duty bunu yaptı sonuçta. Yani şu an sen Warzone diye bir bedava ücretsiz bir oyun var. Ama oyun içi adım alsan bir şeyler satın alıyorsun. Adım az. Lazım değil. Çok şart değil. Satın almadan da Call of Duty Warzone oynarsın ama sonuçta onun gelir modeli de o. Ama işte Call of Duty'ler de çıkıyor. Ama ne yaptı? Warzone dedi ve onu bir kenara ayırdı. Onu bir ayrı mod yaptı. Mesela Gıta Online'a da böyle bir isim düşünülüp de bunu biz ayıralım abi deyip de yani mesela şu andan itibaren Gıta 6'yı hikayeli mod olaraktan devam ettirelim. Ee, bu Gıta'nın online bir versiyonunu yapalım da diyebilirler bence. Ama demiyor firma. Tabi bu bizi oyun dünyasında, oyun camiasına bizim alay etmemizi de engellerdi. Adam PlayStation 5'e hala Gıta 5 alıyor. Herif iki nesil önceki konsola da Gıta 5 satın alıyordu. Hala alıyor de diyemeyiz. E online'ını oynuyor online oyun ölmez. Hani derdik. Neyse. Sonuçta böyle bir söylenti var arkadaşlar. Eski bir gıta şeyinde geliştirmesine çalışan biri demiş ki abi umduğunuz kadar güzel olmayacak. Hayal kırıklığı yaratacak. İlk etapta. Sonrasında online'ı için düzelmese bile yine gıta altı boş çıktı. Gıta altı gıta beşten hallice bir şey deseniz bile online için alıp oynayacaksınız demiş. Doğru çıkma yüzdesi kaç deseniz yani yüzde 51 ihtimal ya bu olabilir derim. Çünkü gerçekten kıta 5'in büyüsü online kısmı ama yani adamın haklılık payı da var maalesef.